Denizlerimizde 4,5 aydır devam eden av yasağı bu gece sona eriyor. Biz de az önce Çanakkale Limanı'ndan bir gırgır teknesine binerek Bozcaada açıklarına doğru avlanmaya çıktık. Reis, nasıl bir sezon? İyi, güzel bir sezon bekliyoruz. Halkımıza ucuz balık yedireceğiz. Dünyanın tek doğal besini olan balığı vatandaşımıza yedireceğiz. Denizlerimizde 4,5 aydır devam eden av yasağı bu gece itibariyle sona eriyor. Saat 24'ten sonra balıkçılar ağlarını denize atabilecek. İlk gecede nasıl bir avcılık olacak? Biz de onu görüntülemek için şu anda Çanakkale'nin teknesi olan Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesiyle denize açıldık. Yaklaşık bir saat önce denize açılmıştık. Şu anda bu bölgede bir balık denk geldi. O balığı size göstermek istiyorum. Doğal ortamda çekim yaptığımız için ışığı açamıyoruz ama bu gördüğünüz gibi bir balık gösterici, balık bulucu bir radar. Şu kırmızı noktalar ise yani komple burası, buraları, şu kırmızı gördüğünüz her yer aslında balık. Bu balık bulunduğu anlamına geliyor. Şu anda aslında teknenin reisi bu bölgede balığı buldu ancak henüz yasak bitmedi ve yeni sezon başlamadı. O yüzden biz de biraz daha beklemek zorundayız. Yaklaşık 3 saat daha bekleyeceğiz. Daha sonra da bulduğumuz balığı burada denize ağları bırakarak avlamaya çalışacağız. Sezonunun ilk dakikaları şu anda ve az önce sardalya sürüsü tespit etti geminin reisi. Arkamda görmüş olduğunuz gibi ağlar da şu anda denize bırakılıyor. Biraz sonra denize bırakılan ağlar yeniden güverteye çekilecek ve bakalım o ağlardan yeni sezonun ilk avında ne kadar balık çıkacak. Allah'a çok şükürler olsun, yeni sezonumuz açıldı. Sezonumuzun ilk ağını attık. İşte ağ çekiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlarımız. Allah nasıl kısmet ederse bir saat sonra ağımızı toplayacağız. Ve Allah ne verdiyse balığımızı güverteye alacağız ve paketleyeceğiz. Bire bismillah diyerek denize açılan Çanakkale'li balıkçılar yeni sezonun ilk ağını az önce denize bırakmışlardı. Şimdi o ağlar gördüğünüz gibi toplanıyor. Ağların haznesinde ne var peki diyecek olursanız hemen onu da gösterelim. Gördüğünüz gibi bakın ışığın vurduğu yerde hazne orası. İşte sardalya balıkları buradan da gözüküyor zaten. Haznede toplanıyor. Ağların çekilmesi tamamlandıktan sonra o haznenin içindeki sardalya balıkları da teknenin güvertesine alınıp sonrasında da kasalanacak. Gördüğünüz gibi canlı balıklar oynuyor haznenin içinde. Sezonun ilk balıkları bunlar. Zaten av sezonu da yaklaşık bir saat önce başlamıştı. Ve dediğim gibi sardalya için denize bırakılan ağlar şu anda çekiliyor. Az sonra ne kadar balık çıkacak bekleyip onu göreceğiz. Allah bereket versin. Berekete bak, sardalyaya bak be. Ha, Allah bereket versin. Ekmek. Sardalya ekmeğimiz. Çok güzel. Ağlar güverteye çekildi ve şu anda balıklar gözüktü. Hazne oldukça dolu, sardalya balıklarıyla dolu. Teknenin tayfasının yüzü de gülüyor diyebiliriz. Çünkü bunlar sezonun ilk balıkları. Saatler 00:20'yi gösterdiğinde ağlar denize bırakılmıştı.
oldukça uzun bir süre aldı ağların güverteye alınması. Sardalya görmüştü teknenin reisi Nadir Karabiber ve mola talimatıyla da ağları denize bırakmıştı. Sezonun ilk balıkları biraz sonra tekneye alınacak. Vallahi mutluyuz, umutluyuz. Allah şükürler olsun, ekmeğimizi aldık, iyi başladık. Bir şeyler olacak, vatandaşımıza balığı yedireceğiz, bir şekilde yedireceğiz. Balığı biz ucuzlatacağız. Bu pandemi döneminde vatandaşa dünyanın tek doğal besini olan balığı bir şekilde yedireceğiz biz. Biz bir elimizden gelen mücadele yapacağız. Hazinede az önce gösterdiğimiz sardalya balıkları şu anda teknenin güvertesine alınıyor. Bir sistem var. Gördüğünüz gibi boru hazinedeki sardalya balıklarını buraya alıyor. Evet, her türlü balık var. Gördüğünüz gibi sardalya dışında başka balıklar da var. İlerleyen günlerde balığın bollaşacağını bugün yakalanan bu sardalyeler aslında müjdelemiş oluyor. Bu da şu anlama geliyor. 1 Eylül sonrasında tezgahlardaki balık fiyatları oldukça ucuzlayacak. Thank you.